Herkese merhaba. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen 15 seslenecek. Ben Murat Yeşiltaş. Sizlere bu paneli modere etmek için görevli bulunuyorum. Aynı zamanda daha sonraki kısımda soru cevap olarak da devam edeceğiz. Panelistlerimiz arasında çok değerli iki konuğumuz bulunuyor. Bunlardan birincisi Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Doktor İsmail Hakkı Musa Bey. Kendisi 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk halkının demokrasi mücadelesi başlıklı bir konuşma yapacak. Yine bir başka değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Charles Sapro. Kendisi Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Direktörü ve demokrasiye yönelik farklı saldırı türlerinden bugün bahsedecek. Ben panele başlamadan önce kısa olarak katılımcılarımızın özgeçmişlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından panelimize başlayacağız. Musa, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi. Doktora tezini Avrupa Birliği'nin anayasallaşma süreci konusunda yazdı. Uzun bir kariyeri var. 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. 2004-2005 yılları arasında Kazan Başkonsolosu, 2007-2009 tarihleri arasında Lyon Başkonsolosu, 2009-2011 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, 2011 ile 2012 arasında ise Brüksel Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2012 yılında Sayın İsmail Hakkı Musa MİT Müsteşar Yardımcılığına atandı. 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığına vekaleten atandı. Bu görevi 10 Mart 2015 tarihine kadar sürdürdü. 11 Kasım 2016 tarihine kadar MİT'teki görevine MİT Müsteşar Yardımcısı olarak devam etti. Kasım 2016 tarihi itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk sahibi kendisi. Öte yandan yine çok kıymetli misafirimiz Profesör Charles Saint-Pro da Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Direktörü. Kendisi uluslararası ilişkiler ve jeopolitik konuları hakkında özellikle Orta Doğu ve İslam dünyası hususlarında uzmanlaşmış bir Fransız jeopolitisyen ve tarihçidir. Siyaset bilimi doktoru ve hukuk doktoru olan Profesör Saint-Pro, Paris'te bulunan uluslararası ilişkiler üzerine bir araştırma merkezi olan Jeopolitik Çalışmalar Gözlemevi'nde direktörlüğünü yürütmektedir. Profesör Charles Paris Descartes Üniversitesi ya da Descartes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Enstitüsü'nde İslami çalışmalar ve jeopolitik konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacıdır. İngilizce, İspanyolca, Çince ve Arapçaya çevrilmiş 40'tan fazla eseri bulunmaktadır. Evet, bugün çok önemli bir konuyu tartışıyoruz kıymetli izleyiciler. 15 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmiş bulunuyor. Bu 4 yıl içerisinde gerçekten Türkiye önemli dönüm noktalarından geçti. Aynı şekilde bölgemizin, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgemizin, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, hatta bütün küresel sistemin son 4 yılda önemli bir değişimden, dönüşümden geçtiğini görüyoruz. 15 Temmuz tabii Türkiye açısından son derece önemliydi. Adeta Türkiye'nin özgürleşmesini, bir tür bağımsızlaşmasını pekiştiren bir süreç yaşandı 15 Temmuz sonrasında. 15 Temmuz demokrasiye karşı
hain bir darbe kalkışmasıydı. Aynı zamanda 15 Temmuz bir terör eylemiydi ki 250 insanımızı o gece teröre kurban verdik. 250 şehit o akşam maalesef hain darbe kalkışmasının süresince FETÖ terör örgütü tarafından katledildi. Tabii ki aynı zamanda halk iradesine yönelik de bir eylemdi, bir darbe kalkışmasıydı, bir terör eylemiydi. Bu manada anayasal düzeni kökünden belki yok etmeye yönelik yine bir kalkışmaydı. Peki 15 Temmuz'u ne engelledi? Bu bakımdan da bence dünya tarihinde, darbeler tarihinde gerçekten takdire şayan bir halk ve Mısır'da yaşanan darbeye, kanlı darbeye halk direniş göstermesine rağmen başarısız olamadı. Ama 15 Temmuz Türkiye'de gerçekten halkın iradesiyle devletin korunması, milletin korunması, demokrasinin korunması, anayasal düzenin korunması, adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının korunması anlamında bir örnek teşkil etti. Halkın bu anlamda direnmesi, darbeyi engelledi ve bu süreçten sonra Türkiye çok farklı bir döneme adeta girdi. Hem Türkiye'nin terörizmle mücadelesi, hem Türkiye'nin dış politikada son 4 yıldır yaşadığı değişimler, atmış olduğu adımlar dikkate aldığında 15 Temmuz sonrasında çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıya kaldık ve bugün bu meseleleri etraflıca konuşacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan Sayın Büyükelçimiz Doktor İsmail Hakkı Musa'ya vermek istiyorum. Kendisi bize 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hem dönemi tahlil edecek, hem de 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk halkının demokrasiyle olan mücadelesinin anlamını bize anlatacak. Sayın Büyükelçim, buyurun, söz sizde. Teşekkürler. Panelimizin açılışını resmi olarak yaptık. İlk önce hepinize selamlarımı iletmek istiyorum. Bu etkinliği organize ettiğiniz için de tebrik etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Profesör Sempro'ya da selamlamak isterim. Kendisini de ayrıca şahsen tanıyorum ve kendisini selamlıyorum. SETA'dan da Sayın Murat Yeşiltaş karşımızda. Sizin de bildiğiniz gibi yaptığınız çalışmaların kalitesini ve entelektüel çalışmalarınızın önemini, özellikle Türkiye'deki sivil topluma katkılarınızı biliyoruz. Bugün bir araya gelmemizin amacı bir kere daha malum konuyla ilgili görüşlerimizi, fikirlerimizi paylaşmak. Yani o darbe girişiminin asıl mahiyetini tartışmak. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin yaşadığı bu olayı tahlil etmek. Tabii ki bu darbe girişimi çok basit bir amacı haizdi. Bunun amacı müesses nizamı, demokratik nizamı devirmekti. Ve bu şekilde bu darbe gayrimeşruydu. Çünkü kurulu düzene riayet etmiyordu. Aynı zamanda mevcut seçimlerden çıkmış hükümeti kabul etmiyordu, tanımıyordu. Dolayısıyla bu darbe girişimi meşru değildi, kabul edilebilir değildi. Dolayısıyla
nerede olursa olsun böyle girişimlerle mücadele etmek gerekir. Şimdi bu panelde zamanımız kısıtlı olduğu için çok detaylı bir olayı, bu olayı detaylı bir şekilde anlatmayacağım yaşananları, ama o günün seyri Türkiye için çok uzun oldu. Türkiye için çok uzun bir gün oldu ve değişik kanallarda aktarıldı. Ama bütün bunlardan aklımızda tutmamız gereken şey şu: çok teyakkuzda olmamız gerekiyor. Ve bunun sebeplerini düşünmemiz gerekiyor. Yani hükümeti devirme girişiminde bulunanların gerekçeleri neydi? Kafalarının altındaki fikir neydi? Kullandıkları araçlar, özellikle başvurdukları araçlar ve onların araçsallaştırdıkları değerler nelerdi? Sayın Yeşiltaş çok geniş bir ifade kullandı giriş kısmında. O gün bir kesimin, bazı kişilerin güvenlik güçleri, silahlı kuvvetler içindeki mevkilerini suistimal ettiklerini görüyoruz. Ve geleneksel hiyerarşik düzeni düzene karşı koydular. Hiyerarşik şeflerine riayet etmediler. Diğer bir kısım ise buna uymadı. Dolayısıyla ben burada aslında bu hain girişimi şöyle tarif ederim. Yani bu darbe girişiminin asıl mahiyetine bakacak olursak, çok uzaklara bakmaya gerek yok. Buradaki mesele çok basit bir şekilde açıklanabilir. Başka bir aidiyet merkezi vardı. Başka bir dayanışma merkezi vardı. Neyi kastediyorum? En eski zamanlardan biri. Bu meseleleri eğlenenler bilir ki devletlerde dayanışma dediğimiz meselenin özü devletin kendisidir. Yani devlet bir kavram olarak, siyasi bir yapı olarak halkı temsil eder ve devlet bütün aidiyetlerin merkezinde yer alır. Dayanışma sistemlerinin merkezinde yer alır. Ama o insanların, o teröristlerin yaptığı şey şu oldu: o devlet konseptinin yerine kendi yıkıcı ideolojilerini koymak oldu. Yani bu darbe girişiminin asıl mahiyeti bence böyleydi. Bunu gözden kaçıramayız. Peki ne yaptılar? Amaç, kurulu siyasi düzeni devirmek ve devlet yapılarını ele geçirmekti. Peki, en sık kullanılan araçlar ne oldu? Çok basit. Türkiye'de, Türkiye örneğinde dini inançların araçsallaştırılması oldu. Yani FETÖ dini inançları araçsallaştırdı, kullandı, suistimal etti ve bunu kendi hain amaçları için kullanmaya çalıştı. Yani halkımızın saygıya mazhar inançlarını suistimal ettiler. Türk halkı bilindiği üzere çok hoşgörülüdür, çok misafirperverdir. Yani bütün inançlara karşı, bütün dini görüşlere karşı hoşgörülüdür Türk halkı.
İşte bu inanç adına iletilen bütün mesajlar çok sıcak bir şekilde Türk halkında, Türk halkı nezdinde bir yansıma bulabilir, bulabilir. İşte bu nedenle söz konusu kişiler bu aracı kullanmak istediler. Bugün biliyoruz ki dinimiz, halkımızın inancı bu teröristler tarafından araysallaştırıldı. İşte bugün bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. İleride de bu konuya dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu darbe girişiminin neticesi çok önemli oldu. Değişik düzeylerde, siyasi, ekonomik, sosyal düzeyde, güvenlik düzeyinde sonuçları oldu. Bugün çok emin bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki, durum artık büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır ve Türkiye geleceğine doğru çok daha kararlı bir şekilde yürümeye devam etmektedir. Bu noktada bir parantez açmak isterim. Bazı eleştiriler yapıldı, özellikle Batı Avrupa'da. Bazı tedbirler alındığı zaman, bu darbe girişiminden sonra, bu darbeciler, yani demokratik düzeni devirmeye çalışan darbeciler görevden alındığı zaman, bunların arasında galiba 157 tane general vardı. Onlar görevlerinden alındılar. Çünkü aslında buradaki asıl darbe girişiminin kışkırtıcıları bunlardı. Yani NATO'nun ikinci büyük ordusunun zayıfladığı söylenildi. NATO'nun en büyük ikinci ordusunun zayıfladığını söylediler. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Daha sonrasında yaşadığımız gelişmeler gösterdi ki, aslında söz konusu kişiler görevlerinden alındığında, bunlar def edildiğinde bizim silahlı kuvvetlerimiz ve siyasi düzenimiz, aynı zamanda idaremiz genel olarak güçlendi. Ve hatta hem ülke içinde hem de bölgesinde daha fazla ve ötesinde daha fazla girişimlerde bulunabilmeye başladı. Belki bu noktada bir örnek için, kıyaslama için farklı bir örnek verebiliriz. Bazen şöyle bir izlenime kavuşuyoruz, sahip oluyoruz. Darbe dediğimiz şey, sanki bazı ülkelerin, bazı halkların kaderidir gibi düşünülüyor. Hiç böyle bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Baktığınızda Türkiye'de, evet, bazı girişimler yaşandı. Bunlardan bazıları gerçekleşti 60'ta, 71'de, 82'de. Bunun dışında başka girişimler de oldu ama en sonuncusu 15 Temmuz oldu. Kendisine büyük bir saygı duyarım. General Gol. Kendisi Fransız-Türk işbirliğine çok önem veren birisiydi. Bir referandum başlattı. Cezayir'de özerklik için 1961'de Ocak ayında Cezayir halkının özerkliği için bir referandum
başlattın. Daha sonrasında bazı çevreler, bazı generaller ki bunlar aslında Fransız ordusu nezdinde kendilerine destekçi bulmuşlardı. Bu generaller bir darbe girişimine girişti Nisan ayında aynı yıl. Peki neden bu örneğe değindim? Şunu söylemek istiyorum. Durumu kontrol altına almak için benzer yollara başvuruldu. Zamanında Sayın Yeşiltaş'ın da söylediği gibi Türk halkının büyük direnişiyle bu durumu kontrol altına alabildi. Fransız dostlarımız da çok geniş bir ölçekte aynı yollara başvurdular. Hem Sayın General Gaulle hem de Sayın Michel Debre dönemin başbakanı halka bir çağrıda bulundu. Ve sokaklara, halk meydanlarına, havalanlarına çıkıp darbecileri protesto etme çağrısında bulundular ve bu başarılı oldu. Eminim ki Sayın Profesör Sam Koda bu konuda daha fazla bilgiye ve fikre sahiptir ama ben bu örneği vermek istedim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Darbe girişimlerinin kontrol altına alınmasında ve bunun etkilerinin kapsamının hafif azaltılmasında halkın iradesinin çok belirleyici bir yeri vardır. Ve bunu hem Türkiye örneğinde hem de Fransız dostlarımızın yaşadığı örnekte görebiliriz. İşte bu nedenle ben her vesileyle şunu söylüyorum. Fransız dostlarımız bizi daha iyi anlayabilmeli. Ve bizimle daha iyi bir empati kurabilmeli. Çünkü Fransa'da belki o kadar düzenli aralıklarla olmadı ama 40 yıl gibi bir aralıkla diyelim sürede. Şimdi bizde de aynı şey oldu. Neden bu örneğe değindim? Şunu söylemeye çalışıyorum. FETÖ örgütü Avrupa'da o şekilde kabul edilmiyor. Fransa'da da o şekilde kabul edilmiyor. Dostlarımız ve müttefiklerimiz o örgütü terörist olarak kabul etmiyor. Peki, daha ne yapmamız lazım? Mesela şunu düşünelim. Türkiye'de darbecilerin yaptıklarını düşünelim. Mesela Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldılar. Savaş uçaklarıyla 5 kere hedef aldılar. Meclisi hedef aldılar. Savaş helikopterleri halk meydanlarında darbeyi protesto etmek için toplanmış halkı hedef aldı. Bir empati kuralım. Mesela şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Berlin'de ya da Paris'te ya da Avrupa'da başka bir yerde savaş uçaklarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı, Elize'yi ya da Bundestag'ı hedef aldığını düşünelim. Ya da Londra'da Downing Street'i hedef aldığını ve halk meydanlarında toplanmış olan halkı, yani darbeyi protesto etmek için toplanmış halkı, bu hain girişimi protesto etmek için toplanmış halkı hedef aldığını düşünelim. İktidar ne yapar bu durumda? Gerekli tedbirleri alır. İşte bu yapıldı. Mesela General Gaulle, rahmetli General Gaulle, öngörülü bir şekilde hareket etti. Ve bu öngörüsüyle silahlı kuvvetler bünyesindeki bazı yapıları, silahlı kuvvetlere sızmış bazı yapıları, yani oradaki gücü manipüle etmiş olan, o yapıya sızmış olan çevreleri ve bu girişimde yer almış kesimleri bertaraf etti.
Türkiye de aslında aynı şeyi yaptı. Tek fark olarak Türkiye'de bunun kapsamı belki biraz daha genişti. Yani Fransa'da yaşananlarla Türkiye'de yaşanan 60 yıl arada 60 yıl var ama çok farklı değil yine de. Bakın aynı şey yaşandığını söyleyebiliriz. Burada başvurulan yöntemlere baktığımızda yine çok geniş bir ölçüde benzer yöntemlere başvurulduğunu görüyoruz. İşte bu noktada buna bakıp biraz daha empati kurmak lazım. Hava Kuvvetleri Komutanları 3 rejyon darbeye katılmış Fransa'da 1961'de. Bunların hepsi feshedildi. Devlet Başkanı General Gaulle tarafından onun emriyle uzaklaştırıldı. Bu tedbirleri tabii ki iyi karşılıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Devletlerin bu konudaki düşünce şekilleri dönem ne olursa olsun, yani devletin toprak bütünlüğü tehlikeye girdiği zaman, siyasi yapıları tehlikeye girdiği zaman, anayasal düzen hedef alındığı zaman, devletlerin buna tepkileri, refleksleri genellikle büyük ölçüde aynı oluyor ve birbirine benziyor. İşte bu nedenle bu noktada Avrupalı dostlarımızı biraz daha empati kurmaya davet etmek istiyorum. Ve söylediklerimize biraz daha kulak vermelerini rica ediyorum. Çünkü orada yaşananlar sadece siyasi yapımızı zayıflatma girişiminde değil de aynı zamanda bir takım ittifakları, yani bizim 10 yıllardır katkıda bulunduğumuz ittifakları zayıflatma amacındaydı bu girişim. Yani zayıflamış bir Türkiye Avrupa'nın arzu edeceği bir şey değildir. NATO'nun arzu edeceği bir şey değildir. Ve aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu ve katkıda bulunduğu uluslararası yapıların arzu edeceği bir durum olmayacak, bir durum değildir. İşte bu. Yorumları yapmak istedim. Şimdi belki yaşadığımız olayın bazı özelliklerine de değinebiliriz ama bütün bunlar gösterdi ki teyakkuzda olmamız lazım. Demokrasinin sağlığı için teyakkuzda olmamız lazım. Demokrasi, demokratik yöntemlerle de hedef alınabiliyor. İşte FETÖ bunu yapmaya çalıştı. İşte bizim mücadele etmemizin ve mücadele etmeye devam edecek olmamızın nedeni budur. Ve çok şükür alınmış tedbirler sayesinde ve Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, feraseti sayesinde ve ülkenin önüne konulmuş olan vizyon sayesinde biz bu hayaletten uzaklaşmış bulunuyoruz ama ileride teyakkuzda kalmaya devam etmemiz lazım. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa Bey'e bu yapmış oldukları değerlendirme nedeniyle teşekkür ediyorum. Sözü Profesör Charles Saint-Prot'a vermek istiyorum. Profesör, söz sizde. Günaydın Sayın Murat. Merhaba Sayın Büyükelçi. Sizi görmekten memnun oldum. Şu anda video konferans yoluyla konuşuyoruz gerçi ama ben demokrasiye karşı yöneltilen girişimlerin çeşitlerine değinmeyeceğim ama şunu söylemek lazım. Bir darbe iç savaş değildir. Bir ayaklanma değildir. Bu bir
dev bir ayaklanma değildir. Darbe dediğimiz şey bir mevcut iktidarın bir azınlık tarafından devrilme girişimidir ve bunlar genellikle yasa dışı yollara ve vahşi yollara başvururlar ve dolayısıyla burada bu girişimin altında başlatan halk değildir. Darbe girişimi demokrasiye yöneltilen büyük bir saldırıdır. Bazı darbelere gerekçe bulunabiliyor. Belki halkın nezdinde büyük bir yansıma bulduğu zaman böyle darbe oldu deniyor ama o zaman ona darbe denilemez. 1952'de Mısır'da yaşananlar ya da Libyalı subayların yaptıkları ve halktan destek almaları vesaire. Halktan desteğini almayanlar işte darbe dediğimiz şeyler. Bunun dışında geçmişte Latin Amerika'da işte bir general geliyor, bir önceki generalin yerine geçiyor. 6 ay sonra onu görevden uzaklaştırıyor vesaire. Darbe dediğimiz şey özellikle demokrasiye yöneltilmiş bir saldırıdır. Ve demokrasi bir uzlaşı gerektirir. Uzlaşı dediğimiz şey mümkün olduğunca en çok sayıda kişinin onayının verilmesidir. Yani halkın büyük önemli bir kesiminin bir siyasi sistemi olan desteğini gerektirir. İşte burada meşruiyetin kaynağında da aslında bu uzlaşı vardır. Darbe dediğimiz şey işte bu uzlaşıyı kırma girişimidir. Aynen demokrasiye yöneltilen farklı saldırı türleri olduğu gibi askeri darbe dediğimiz şey bazıları bu şekilde oluyor, bazıları klasik, bazıları da evet yurt dışının desteğiyle, CIA'nin desteğiyle, KGB'nin desteğiyle, İsrail Mossad'ın desteğiyle ve bunların desteğiyle de yapılabiliyor ve bu darbelerin amacı da işte demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti bu şekilde devirmek oluyor. Afrika'da gördük, Latin Amerika'da gördük, aynı zamanda İran'da, Suriye'de 1970'te bazı hükümeti Assad Kliği tarafından devrildiğinde bunu gördük. Ve Türkiye'de de aslında Temmuz 2016'da böyle bir şey oldu. Gülen tarafından destek sponsorluğu yapılmış darbe girişiminde. Burada iki yüzlü bir darbe girişimi. İşte seçimler yapıp bir demokratik düzeni kurma yalanı vardı. Cezayir'de mesela 1965'te Ubetyen darbesi demokrasiyi görmezden geldi, reddetti ve o darbe mesela rejimin kurulmasında belirleyici oldu ve o dönemden beri Cezayir'de sürekli 1991'de demokratik seçimler olduğu zaman İslami bir parti seçimleri kazandığı zaman iktidardaki klik burada devreye girdi. Bu Bouteflika darbesi 1999'da, onun dışında 2010'da Ulet Salah Bouteflika'yı görevden uzaklaştırdı. 2020'de daha sonra sahte bir seçim yapıldı. Çünkü gözlemcilere göre aslında seçimlere katılım oranı sadece %12 idi. Dolayısıyla darbe dediğimiz şey çok iki yüzlü bir şekilde olabilir. Bu aynı zamanda siyasi bir katliamdır. Bu da demokrasiye yöneltilmiş başka bir saldırıdır. Mesela Amerika'da Kennedy'nin öldürülmesi, bu suistimal. Evet, darbeler bu şekilde de yapılabilir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bundan etkilendi. Fransa 1961'de bundan etkilendi ve başka bir sürü ülkeyi etkiledi. Mesela 1963'te Amerika'da Kennedy'nin öldürülmesi, siyasi cinayetler, bunun dışında işte Hindistan'da başbakanın yine aynı şekilde
Onun dışında İsveç'te, Palmö'de PKK'nın yaptığı katliamlar. Onun dışında Benazir Bhutto'nun aynı şekilde öldürülmesi ve Rafik Hariri'nin hükümetine yöneltilmiş, onun dışı Suriye rejimi tarafından, Hizbullah tarafından yapılmış girişimler. Türkiye'ye geldiğimiz zaman, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren darbe girişimleri Türkiye'nin, zaman zaman Türkiye'nin siyasi hayatına baktığımız zaman yön verdi. Onun dışında Türkiye'de mesela demokratik olarak seçilmiş bir hükümette defalmış subayların yaptığı 1961, daha sonra 1971'de yine bir burjuvanın da desteğiyle yapılmış olan darbe. Onun dışında 1980 darbesi, askeri bir rejim kuruldu ve 3 yıl yerinde kaldı. 1997'de Başbakan Erbakan'a yapılmış darbe. O dönemden beri darbeyle bağlantılı bir şiddet yaşamamıştı Türkiye. Demokratik hayat bir düzene oturmuştu ve akıp gidiyordu. İşte böyle bir çerçevede Temmuz'a bağlayan gecede Erdoğan hükümetine bir darbe girişimi yapıldı. Bunun beyni Fethullah Gülen cemaatiydi. Ve bu darbe girişimi başarısız oldu çünkü meşru hükümet, ki bu faktör çok önemli gerçekten, halkı seferber etti ve desteğini aldı. Ve ordunun belli bir bölümünün de yine demokrasi tarafında olması da önemli oldu. Yani aslında orada yapılan şey çok artık geçmiş olan bir dönemi, çok eski dönemlere ait bir girişimdi. Türkiye'nin artık bunların yaşanmaması gerekiyor ve bu dönemlerin geride kalması gerekiyor. Gülen gerçek yüzünü gösterdi. Yani aslında diktatör hevesli bir cemaat lideri yüzünü göstermiş oldu. Sayın Büyükelçi söyledi aslında, bu darbe girişimi Türk halkı tarafından akamete uğratıldı. Ordunun büyük bir kısmının desteğiyle akamete uğratıldı. Ve bazı ülkeler buna gerekli yaklaşımı, aslında uygun yaklaşımı göstermedi. Yani demokrasiyi korumak için tek bir söylem kullanmamız lazım. Yani iyi darbe, kötü darbe yoktur. Keşke, isterdim ki bazı Avrupa ülkeleri, özellikle Fransa, bu darbe girişimini kınamak için, Gülen'in darbe girişimini kınamak için daha kesin bir dil kullansaydı, daha net bir dil kullansaydı. Bu Türkiye için ciddi bir tehlikeydi zira ve ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme riski söz konusuydu. Neyse ki bu akamete uğratıldı. Ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırma amacı vardı. Bugün istikrarsız olmuş bir Türkiye nasıl olurdu düşünün. Bölgede yaşananlarla, Suriye'de yaşananlar, onun dışında de Lübnan'da, Hizbullah'ta yaşananlar, Irak'ta yaşananları düşündüğümüz zaman büyük bir tehlike olurdu. Dolayısıyla şu anda Türk hükümetinin sorumluluğunu üstlenip bu darbe girişimine akamete uğratmış olmasını memnuniyetle karşılıyor olmamız lazım aslında. Ve Batılıların bu konuda daha net bir dil kullanması lazım. Bu darbe girişimi yaşananlar orduyu zayıflattı deniliyor. Evet, bazı aslında belki personelini kaybetti ama güçlenerek çıktı aslında. Türkiye de aynı şekilde bu süreçten güçlenerek çıktı. Çünkü darbeleri akamete uğratanlar daha güçlü bir şekilde bundan çıkarlar aslında. Aynı General Gaulle'de olduğu gibi, Fransa örneğinde olduğu gibi, Cezayir konusunda. Halkın seçimine saygı duymak lazım ve yöneticilerine de saygı
duymak lazım. Dolayısıyla bir takım başka meseleleri gündeme getirmemek lazım bu konu söz konusu olduğu zaman. Çünkü bazen sen duyduğunuz sempatilere ya da antipatilere göre yargılama farklı olabiliyor. Yani bazı rejimlere duyduğunuz hissiyata karşı farklı olabiliyor. İşte atıyorum İsrail'in işlediği suçlarla ilgili olarak ya da bakın ya da başka ülkelerin yaptıkları bazı işte suçlarına göz kapatılabiliyor vesaire. Bütün bunlar şunu gösteriyor aslında. Batılı ülkeler her zaman bu konuda çok dürüst davranmıyorlar. Bunun altının çizilmesi de önemli. Çünkü sadece kağıt üstünde haritaya göre demokratik olamayız. Yani demokrasi taraftarıysak gerçekten, anayasal düzen taraftarıysak her yerde böyle olmamız lazım. Ve Türkiye'de de 2016 yılında işte bir darbe girişimi yaşandı. Bu kesindir, bunda bir şüphe yoktur. Bu demokrasiye yöneltilmiş, anayasal düzene yöneltilmiş bir darbe girişimidir. Ve bugün şunu kabul etmemiz gerekiyor ki, bu akamete uğratılmıştır ve anayasal düzen hakim gelmiştir ve herkes bunu memnuniyetle karşılamalıdır ve bundan memnun olmalıdır. Çünkü Türkiye'nin güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var, istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Sayın Büyükelçi de söyledi aslında, Türk halkı kibar bir halktır ama aptal yerine de konulacak bir halk değildir. Bence Türk halkı gerçekten gururlu bir halk olduğunu gösterdi. Ayakta duran bir halk olduğunu gösterdi. Türkiye'nin de bence göstermiş olduğu tutumdan gurur duyması gerekiyor. Çünkü dünyanın istikrarlı bir Türkiye'ye, güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Evet. Ben evet gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani Sayın Profesör Charles da son derece kıymetli bir değerlendirme sundu. Birçok not aldım bu anlamda. Örneğin haritaya göre demokratik olamayız. Bu son derece çarpıcı bir ifade ki Avrupa'nın özellikle Arap Baharı başta olmak üzere bu bölgedeki demokratik taleplere ve demokrasiye doğru yönelen hareketlere takındığı tavır dikkate alındığında aslında bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak bu anlamda çok çok iyi oldu ve bence Türkiye'nin 15 Temmuz'la ilgili yaşadığı tecrübeyi de çok keskin bir şekilde aslında ifade etti Profesör Charles. Şimdi müsaade ederseniz sorulara geçelim. Kıymetli iki konuğumuzun, Sayın Büyükelçimizin ve Sayın Profesör Charles'ın da değerlendirmelerinden sonra birkaç tane soru var sizin konuşmalarınızdan da çıkardığım. Öncelikle birinci soruyu sormak istiyorum. Her ikinize de yönelteceğim. Sayın Büyükelçim sizden başlamak istiyorum bu soruyu. Cevaplamanızı istirham edeceğim. Sayın Profesör Charles da aslında ifade etti Batı'nın 15 Temmuz'a yönelik tutumuna dair. Sanırım ortak mücadele, ortak söylem, demokrasiyi sahiplenme konusunda geliştirmek son derece kıymetli. Çünkü artık herhangi bir ülkenin tecrübesini bir başka ülkenin tecrübesinden ayıramıyorsunuz. Örneğin Suriye krizi gördük ki bütün Avrupa'yı etkiledi, bütün coğrafyayı etkiledi. O anlamda Türkiye Batı'dan beklediğini göremedi. Bu durum Türkiye-Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde de muazzam bir psikolojik atmosferin oluşmasına sebep oldu. Neydi buradaki temel problem ve bu problemi nasıl aşabiliriz? 15 Temmuz'da Batı'nın tavrını gördük, ondan sonra çok büyük değişiklikler olmadı. Bu yeniden başlangıcı nasıl yapabilir Türkiye-Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde? Buyurun Sayın Büyükelçi. Evet. Sayın Büyükelçim soruyu size yönelttim. İsterseniz siz başlayın önce.
Evet. Ben sözü ilk önce Sayın Profesör'e vermek isterdim. Çünkü kendisi de başlamıştı aslında ama. Evet, o da olabilir. Charles, isterseniz siz başlayın. Bu soruya ilk sizin cevabınızı alalım. Yani ders verenlere ihtiyatlı yaklaşmamız lazım. Çünkü bunlar genellikle iki yüzlü oluyorlar. Ders veren kişiler. Bazı ülkelerde Batı'da hiç hoş olmayan bir aslında yaklaşım oldu. Çünkü bunlar gerçekçi yaklaşımlar değildi. Yani bu tutumların arkasında ne var? Bunu merak ediyorum acaba. Yani bu Türkiye'nin Müslüman bir ülke işte olmasından ya da İslam karşıtı bir tutum olmasından değildir. Yani ben bazı hükümetlerin tutumunu anlamıyorum. Yani Türkiye Suriye'de müdahalede bulunduğu zaman o müdahalesinin amacı büyük bir istikrarsızlık yaratabilecek duruma karşı bir istikrar sağlamaktı. Ve işte PKK'ya karşı bir terör örgütüdür bu. Terör örgütüne karşı bir girişimde bulunduğu zaman ki bu örgüt hem Amerika tarafından terörist kabul ediliyor hem AB tarafından öyle kabul ediliyor. Bütün dünyada böyle. Dolayısıyla bakıyorsunuz böyle bir durumda Türkiye bu hareketlere karşı bir girişimde bulunduğu zaman eleştiriliyor. Libya'da yaşananlar yine baktığınız zaman Türkiye Libya müdahalesi nedeniyle suçlanıldı. En çok kim var orada? Rusya daha fazla mevcut. Birleşik Arap Emirlikleri daha fazla müdahil. Bunlar Akdeniz gücü, Akdeniz ülkesi de değil ama Türkiye bir Akdeniz'e ait bir ülkedir. Bakarsanız tamamen Akdeniz'e aittir. Dolayısıyla Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada yapacak çok şey yoktur bakarsanız Akdeniz'de. Özellikle de Libya'da yapacak bir şeyleri yoktur aslında. Oraya silah yolluyorlar, asker yolluyorlar ya da paralı asker yolluyorlar. Mesela Rusların gönderdiği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği paralı askerlerin sayısı malum. Türkiye meşru hükümetin talebiyle oraya gitti. Sayın Sarraç'ın hükümeti oradaki meşru hükümettir ve bu hükümette zaten Skiral Zirvesi'nde Fas'ta meşru hükümet olarak kabul edilmişti. Ve İşte bizim temel almamız gereken nokta orasıdır. O zirvedir aslında Libya meselesiyle ilgili olarak Fas'taki Skiral Zirvesi. Ve şunu da hatırlamamız lazım ki Sayın Sarraç'ın yani meşru hükümetin talebiyle Türkiye bir yardıma gitti orada. Yani hükümete yöneltilmiş tehlikeye karşı yabancı müdahalelerine karşı yardıma gitmiştir. Dolayısıyla sürekli ders verenlerin bu noktada farklı bir tutum sergilemesi gerekiyor. Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin NATO'da Türkiye'ye ihtiyacımız var. Hepimizin NATO'nun çok önemli bir mensubudur. Türkiye aynı zamanda bölgenin istikrarı için, Orta Doğu'nun istikrarı için çok önemli bir faktördür. Çünkü yani barut fıçısı gibi Orta Doğu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla orada bir örnek olarak Türkiye'ye ihtiyaç var. Fransa'nın burada özel bir sorumluluğu var. Çünkü Fransa'nın Türkiye ile eski bir ittifakı söz konusu. Yani 1. François'dan itibaren Osmanlılar döneminde bakın 16. yüzyıla kadar gidiyor. İşte Türkiye'nin Paris'teki büyükelçiliği, onların portreleri vesaire var. Fransa'daki ilk Türk büyükelçisi 16. yüzyıldan itibaren bunları biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada Fransa'nın Türkiye ile tekrar yani bu noktada yeni bir şey kurması gerekiyor aslında. Bu ilişkileri yeniden bir düzene oturturması gerekiyor. Yani işte şahısları sevme sevmeme meselesi değildir bu aslında. Yani Sayın Macron baktığınız zaman seçilmiş bir kişidir. Yani birilerinin sevmemesi onu gayrimeşru kılmaz. Dolayısıyla karşılıklı olarak bir saygı göstermek gerekiyor. Dolayısıyla
Bu noktada Fransa'nın temsili hükümete, meşru hükümete Türk daha fazla saygı göstermesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Sayın Mükellef'in, siz neler söylemek istersiniz bu soruya dair? Aslında birkaç soru oldu. Bu soruları sorduğunuz için de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde sordunuz. Batı'nın yaşananlara karşı tavrı, 15 Temmuz'da yaşananlara karşı tavrı. Evet, biraz ön yargılı bir tutum. Bizim de bunu anlamakta zorlandığımız oldu. Biz tabii ki haklı bir şekilde bir empati bekliyorduk. Dostlarımızdan, müttefiklerimizden bir destek bekliyorduk. Ve bazı baktığımız zaman müttefiklerimiz ilk önce bu darbecilerin akıbeti ne oldu diye sordu. Yani Türk halkının akıbeti ne oldu diye sormadan önce genel olarak Batı'da bazı dostlarımız, müttefiklerimiz, ya bu tabii ki homojen bir yapıda değil gerçi Batı dediğimiz zaman, ama burada bazı dostlarımız darbecilerin akıbetinden, sıhhatinden daha fazla endişelendiler. Bu yaralayıcı bir şey, gurur kırıcı bir şey ve bu da halkımızın hafızasına kazındı. Bunu da söylemek lazım. Bu tutumun nedenleri, bazıları tarafından siyasi olarak açıklanıyor, bazıları tarafından kültürel olarak açıklanıyor. Sayın Profesör de bundan bahsetti. Belki bazı ülkeler, yani burada Türkiye'nin işte Müslüman bir ülke olması ve bugün halen Müslüman olduğu için öteki olarak görülüyor olması. Dolayısıyla buna göre bir tutum takınılması. Böyle bir tutum beklenen sonuçları vermez. Yani böyle bir durum çok şey çıkarmaz. Çünkü bölgemizde yaşanan ve Avrupa'da yaşanan son gelişmelere baktığımızda görüyoruz ki Avrupa'nın kaderi ve Türkiye'nin kaderi birbirine bağlıdır. Yani her iki tarafta işbirliğinden kazançlı çıkacaktır. Beraber çalışmaktan kazançlı çıkacaktır. Zorluklar ne olursa olsun. Güvenlik alanında olsun. Sayın Profesör NATO'ya değindi. Ekonomik alanda olsun, siyasi alanda olsun, sosyal alanda olsun, göç konusunda olsun ya da terörle mücadele konusunda olsun. Yani şöyle söylediğim zaman abartmış olmam galiba. Türkiye aslında Avrupa için kaçınılmaz bir ortaktır. Kaçınılmaz bir ortaktır. Bunun altını çiziyorum. İşte yaklaşık 10 gün önce Senato'da bir senatörün sorusuna şöyle cevap vermiştim. Bana bir soru yöneltildi. Yani Türkiye'nin NATO'da bulunmasının gerekçesi, yani sebepleri nedir, mantığı nedir diye sormuştu. Yani bizim politikalarımızın NATO'nun bütünlüğünü tehdit ettiği söylüyordu. İşte yani Türkiye'nin NATO'nun içinde bulunmasını, katkısını düşünelim. 100 kişilik bir küçük bir ülke değildir. NATO'nun ikinci büyük ordusundan bahsediyoruz. Yani 80 küsur milyonluk bir halktan bahsediyoruz. Ve bu ülke Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunmuştur. Bütün o soğuk savaş döneminde. Ve bugün halen bu katkılar devam ediyor, daha da önemli hale geldi.
Herkes kendine göre bir sonuç çıkardı gerçi ama bugün itibariyle Türkiye'nin Avro-Atlantik yapılarına yapmış olduğu katkı kaçınılmaz, vazgeçilmezdir. Bu olmadan olmaz. Türkiye'siz bir Atlantik ittifakı başka bir şey olurdu. Yani geleneksel bir Avrupa-Atlantik ittifakı olmazdı. O Türkiye olmasa o yapı daha böyle gevşek bir yapı olurdu diyelim. İşte bizim Akdeniz'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve ötesinde yürüttüklerimizin aslında politikanın politikayı bu şekilde görebiliriz. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni bir başlangıç yapılabilir mi? Aslında Avrupa Birliği ile uzun zamandır devam eden bir yol arkadaşlığımız var. İnişler çıkışlar oldu. Daha mutlu dönemler oldu ve daha zorlu dönemler de oldu. Ve belki çok daha fazla anlaşamadığımız konular da oldu. Ama bütün bunlara rağmen Avrupa Birliği ve Türkiye'nin yeniden başlaması gerekiyor. Yeniden başlayıp daha sağlıklı bir atmosfer için, bölgemizde daha sağlıklı bir atmosfer için çalışmaları gerekiyor. Bugün Avrupa'nın da kendine sorması gereken bazı sorular var. Avrupa çevresinde, genel olarak Avrupa çevresinde güvenlik konusuna nasıl yaklaşmak lazım? Ya da göç konusuna, göç akışlarına nasıl bir yanıt vermek lazım? Ya da şöyle diyelim, terörle mücadelede Avrupa için diyorum, nasıl bir yani yapı düşünülebilir? Avrupa genel olarak Batı, bence bu soruları sorup bir cevap vermesi gerekiyor. Yani bu denklemden siz Türkiye'nin yapısal katkısını çıkardığınız zaman çok düşünebilirsiniz ki işler o kadar da kolay olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın yeniden başlaması gerekiyor bilinçli bir şekilde. Ve ilişkilerimiz herhangi bir şekilde şu ya da bu AB üyesinin tutumuna esir kalmamalı. Bu noktada mesela Yunan dostlarımızın ve Rum meslektaşlarımızın tutumuna değinmek istiyorum. Avrupa ve Avrupa Birliği konusunda uzun çalışmalarım oldu. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca o yapı üzerinde bir geleceğin yapısı olarak kafa yormuştum. Dolayısıyla bugün itibariyle Avrupa'yı böyle bir durumda görmek ve hiçbir vizyonu olmayan, geleceğe dair yani olumlu bir vizyon olmayan bu durumda ayak diremesi çok üzücü aslında. Bugün itibariyle Avrupa kendini ekonomik bir güç olarak ortaya koyabilmeli. Yani aslında ekonomik bir birlik olarak kurulmuştu. Bugün itibariyle yaşadığı zorlukları görüyoruz. Amerika ile yaşadığı zorlukları, Çin ile yaşadığı zorlukları ya da karşısındaki diğer sınamaları görüyoruz. Avrupa yani bir siyasi bir güç olarak kendini ortaya atabilmeli. Bu geçmişinden geliyor. Bunu yazdım ve söyledim ben değişik vesilelerde. Avrupa, Türkiye'yi bünyesine almadan siyasi bir güç olarak kendini ortaya atamaz. Tek şansı budur.
Yani belki bir Türkiye'nin bir büyükelçisinin ağzından çıkan bir laf olarak biraz şaşırtıcı olmuştur bu laf ama ben buna samimi olarak inanıyorum. Avrupa'nın kendini gerçekten siyasi olarak uluslararası arenada ortaya koyabilmesinin tek yolu Türkiye'yi bünyesine almaktır. Halen bu şans kaçmadı. Halen bu şans mevcut. Ama bunun için küçük detayları bir kenara bırakmak lazım ve geleceğe dair bir vizyon ortaya koymak lazım. Sayın Profesör Suriye'ye, Libya'ya değindi. Bizim Türkiye'nin o bölgedeki siyasi yansımalarından bahsetti. O konu üzerinde çok fazla durmayacağım. PKK'nın terörist örgütü, terör örgütü olduğundan bahsetti. İşte bu noktada Türkiye ile Avrupa'daki müttefiklerimiz arasındaki sorun çoğunlukla şu. Hayati konuları aynı şekilde okumamamız. PKK ve terörle mücadele konusu bizim için çok önemli bir mesele. Yani PKK'nın bir terör örgütü olarak kabul edilmesi, PYD'yi, YPG'yi bir hayır örgütü olarak kabul etmek, bu Türklerin anlayamadığı bir şey. Yani Türkler böyle bir şeyi anlamaz. Avrupa'daki birçok ülkede şöyle bir izlenimimiz var. Yani şöyle idare edebiliriz gibi düşünüyorlar sanki. Yani yürütebiliriz, bir orta yol buluruz. Biraz da işte PKK'nın, PYD'nin işte ne bileyim mahiyetini biraz sulandırabiliriz. İçine bir takım Arapları ihtiva ederek ya da işte sivil denilen yani sözde Kürt sivil yapılarını oraya koyarak belki sulandırabiliriz diye düşünüyorlar. Yani belki Türkleri idare edebiliriz diyorlar. Bu işe yaramaz. Bu işe yaramayacaktır. Yani bu büyük bir hayal kırıklığıdır. Bizim ve Fransız dostlarımız arasında bir hayal kırıklığı konusu. Fransız dostlarımızın bu noktada daha fazla empati kurması gerekiyor. Libya konusunda Sayın Profesör de bunun altını çizdi. Biz tamamen Skirat siyasi anlaşması çerçevesinde hareket ediyoruz meşru bir şekilde. Buradaki mesele Libya'da bir soruna şahit olduğumuzda mesela kendine general diyen o beyefendi Sayın Haftar o siyasi anlaşmaya zarar vermeye başladığında ya da şöyle diyelim yani o siyasi anlaşmanın yapıldığı dönemdeki statükoya zarar vermeye başlamıştı. Bu noktada Fransa-Türkiye arasındaki ilişkilere de kısaca değinmek istiyorum. Sayın Profesör tanıdığımız birçok kişiden çok daha güçlü bir şekilde bu konuya önem veriyor ve gönül vermiş durumda. Siyasi tarihimize de değindi, Fransa'nın tarihine de kısaca belli bir noktaya kadar değindi ve bizim stratejik bir ittifakımız olduğunu söyledi aslında. Birinci François ve Kanuni Sultan Süleyman döneminden gelen. Bunun dışında başka güçlü ilişkilerimizin olduğu dönemlerde oldu. Birinci Selim ve Birinci Napolyon. Üçüncü Napolyon, Abdülaziz, işte o cesur adamların, liderlerin hepsini Fransız yöneticileri ve Türk padişahları bazı dönemlerde geleceğe cesur bir şekilde beraber hareket etti.
Ve bugün çok geniş bir ölçeğe yayılmış ilişkilerimiz var. Zannediyorum ki ileriye, geleceğe doğru tarihi temellerimizi baz alarak birlikte hareket etmeliyiz. Sayın Semprun'un da bildiği gibi, Sayın General Gol'ün 1968'de Ankara'da yaptığı konuşmayı dinlemenizi isterim. Cumhurbaşkanı Suna bir yemek vermişti kendisinin onuruna. O konuşmada Türkiye'nin coğrafi, jeopolitik durumunu değerlendirmişti. Sizin padişahlarınız ve bizim krallarımızın yaptığı gibi bugün de aynen yine bu tarihte geleceği birlikte göğüslememiz gerekiyor. Ve politikalarımızı uyumlaştırmamız gerekiyor demişti General Gol'u konuşmada. Sayın Profesör, size çok büyük saygı duyuyorum. Fransa'da sorumluluk mevkiinde çok dostumuz var. Kendileri Gol'ün mirasını sürdürdüklerini iddia ediyorlar ama orada Fransa-Türkiye ilişkileri kısmını kaçırıyorlar. O kısmı kaçırıyorlar. Dolayısıyla oradaki tarihimizdeki bu taşıyıcı ortak noktayı gözden kaçırmamak gerekiyor. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim bu geniş değerlendirme için. Hem 15 Temmuz'u tartışıyoruz hem de Türkiye-Fransa ve dış politika daha geniş bir perspektiften tartışıyoruz. Ben yine bir soru daha yöneltmek istiyorum her iki konuğumuza da. Biraz daha gelecek perspektifi. Zira son yıllarda, son aylarda daha doğrusu bütün küresel toplum ciddi bir sınavıyla karşı karşıya. Korona pandemisinin neden olduğu müthiş bir belirsizlik ortamı söz konusu. Bu süreçte de Türkiye özellikle göstermiş olduğu performansla hakikaten takdire şayan bir durum ortaya koydu. Avrupa'da da yine zaten yaşanmakta olan bir jeopolitik geçiş dönemi söz konusuydu. Brexit'in özellikle ortaya çıkardığı yeni dinamikler söz konusu. Ancak korona pandemisi çok ciddi bir yeni bir baskı oluşturdu Avrupa'nın geleceği. Bu anlamda Profesör Charles, ne düşünürsünüz? Avrupa'nın geleceği korona sonrası dönemde daha mı tartışmaya açık ve bu gelecek içerisinde Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler hangi eksene doğru değişim gösterecek? Evet. Profesör Charles, sorum sizdeydi. Avrupa Birliği bu dar görüşlü vizyonu bırakıp uzun vadeli bir vizyonu artık ortaya koymalı. Bu uzun vadeli vizyon hem işte bu COVID-19 virüsü hem terörle mücadeleyi hem de bütün siyasi meseleleri kapsamalı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye kaçınılmaz bir ortaktır. Dolayısıyla beraber çalışmamız şarttır. Beraber çalışarak ortak çıkarlarımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de bize ihtiyacı var. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin işbirliği kurması zaruridir ve artık Avrupa Birliği de sembolik olarak hatta daha da fazlasını yaparak bu konuda bir iradesi olduğunu göstermeli ve bünyesine çok ihtiyacımız olan Türkiye'yi kabul etmeli. Evet, teşekkürler. Sayın Büyükelçim, siz ne düşünürsünüz Avrupa'nın geleceğiyle ilgili? Teşekkürler. Bu da ilginç bir soru oldu. Yani hem mevcut zamandan hem gelecekten bahsederken tabii ki o pandemi
durumuna da değinmemiz zaruri oluyor. Çünkü bu pandemi mevcut durumu alt üst etmiş oldu. Klasik durumu alt üst etmiş oldu. Genel olarak şahit olduğumuz şey, bir takım tavırlar, bir takım davranışlar. Yani krizle başa çıkabilmek için gösterilmiş olan bir takım tavırlar oldu. Çok fazla analiz yapıldı. Avrupa'daki tutumları analiz ettiler, Çin'deki, ABD'deki tutumları, davranışları analiz ettiler. Avrupa Birliği kısmında gördüğümüz şey, hem siyasi hem de idari bir zayıflık oldu. Bunu bir üzülerek söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir yol çizebilecek, yönlendirici bir, etkili bir yol çizebilecek, herkesi bir araya getirebilecek bir liderlik sergilenemedi. Tam tersine, maske savaşları yaşandı. Havaalanlarında, fabrikalarda, isim vermeyeceğim gerçi ama, bazılarının maskelerine el konuldu, AB üyesi ülkelerin, işte müttefiklerin maskelerine el konuldu. Diğer ülkeler biraz alışılmadık davranışlar sergilediler. Havaalanlarında mesela işte normalde başka ülkelere gönderilmiş olan maskelere 3 kat daha fazla para vererek bunları almaya çalıştılar vesaire. Bir zayıflık söz konusu oldu. Hem yapısal düzeyde hem de daha kötüsü dayanışma anlamında. Bugün itibariyle mesela Avrupa Birliği'nin bir üyesiyle Türkiye'yi karşı karşıya getiren bir mesele olduğu zaman hep Avrupa dayanışması birden ortaya atılıyor. Yani bence burada siyasi amaçlarla bir araçsallaştırma yapılıyor aslında. Ulusal amaçlarla, iç amaçlarla bu araçsallaştırılıyor. Avrupa Birliği düzeyinde €750 milyar bir tutar söz konusu oldu dağıtılmak üzere ihtiyaçlara göre. Ama burada krizin Avrupa için gösterdiği şey ya da genel olarak dünyanın tamamı için gösterdiği şey, hükümetlerin klasik yöntemleri, klasik yönetim yöntemleri muhafaza edilebilir mi, bu şekilde kalabilir mi? Yani klasik yöntemlerin üstünde ısrar etmek biraz zor olacaktır. Bence gelecekte ülkeler stratejik sektörlerin sağlığına daha fazla önem verecek. Sağlık sektörü, eğitim sektörü, turizm sektörü altyapısı. Aynı zamanda küreselleşme dediğimiz bu olay sınırları şeffaf hale getirdi. Bu noktada belki uluslararası ticaretin faydalarından vazgeçmeden ve bunu bırakmadan uluslararası camianın bazı daha etkili işbirliği yöntemleri kurması lazım. Yani bunu yaparken ulusların mevcudiyetini, raison d'être'ini tehlikeye atmayacak bir takım işbirliği yöntemleri geliştirmeleri lazım. Yani dünyanın diğer ülkeleriyle entegre kalırken
ülkelerin bir takım mekanizmalar keşfederek gerektiği zaman daha iyi kontrol yapabilmelerine imkan verecek akışları, hareketleri daha iyi kontrol edebilecek bir takım mekanizmalar geliştirmeleri lazım. Avrupa için de bu Avrupa'nın geleceği için ne anlama gelebilir diye sormuştunuz. Bu değişik açılardan bazı hususları ortaya çıkardı. Bugün Avrupa Birliği'nden ekonomik bir yapı olarak bahsediyoruz. Sanki Maastricht Anlaşması'nın, Amsterdam Anlaşması'nın ve Nice Antlaşması'nın kurduğu temelden uzaklaştık gibi. Yani siyasi birlik temelinden uzaklaşılmış gibi bir izlenim var. Yani oradaki amaç, oradaki temelde işte o istikamette beraber hareket edebilecek bir yapı kurmaktı. Üye ülkelerin böyle bir iradesi vardı. Özellikle Almanya'nın ve Fransa'nın iradesiyle. Çünkü İngiltere'de Birleşik Krallık ayrıldıktan sonra bu iki ülke bunu sürdürecek. Ben işte bu durumu bu perspektiften analiz edebilirim. Türkiye ile işte bu noktada Türkiye ile işbirliği Avrupalı dostlarımıza iyi gelecektir. Avrupa'ya iyi gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Her iki konuğumuza da ayrı ayrı bu yapmış oldukları kıymetli değerlendirmelerden ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Charles'a ve Sayın Büyükelçimiz Doktor İsmail Hakkı Musa Bey'e. Panelimizin burada sonuna geldik. Bugün 15 Temmuz'la ilgili 15 Temmuz'un 4. seneyi devriyesinde 15 Temmuz'la ilgili konuştuk. Türkiye'nin demokrasi mücadelesini ve bu anlamda 15 Temmuz sonrası Türkiye siyasetini, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkileri ve de özellikle yeni korona salgınıyla birlikte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini müstakil olarak da konuştuk. Tekrar teşekkür ediyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, teşekkürler.